Ne kadar vardı abi? Ne kadar vardı şimdi? 200 ya, caddeden aldım. Abi dairemizi alacağız aşağı in. Cadde iner inmez sol arkadan sağ tarafıma bıçağı dayadı. Kaç kişilerdi? Tek kişi. Abi krizdeyim, sökül paraları dedi. Dedim param yok. Telefonu ver dedi. Elini cebime attı o sırada. Ben de kendim atmaya çalıştım. 2000 var mı üzerinde? 2000 versene sağdan. Atarken kendim aşağı elimi falan çizdim işte. Ben dedim herhalde gırtlağımı kesti de. Ne kadar para aldı abi? Ya, tam saymadım. Ya 230 ya 250 lira falan var. Kamera kayıtlarını merkezden mi alıyorsun? Ben bir sorayım mı abi? Bak dayadı, ben nasıl şey yapayım orada? Biz niye kabin yaptırdık? Bunlar için işte. Bak, şimdi kabinde kesinlikle öyle bir şey yapamam. Aynen doğru söylüyorsun. Benim kabin var, öyle bir şey yapamam. Yanımda oturduğu zaman, öyle bir şey yaptığı zaman da yapamam zaten. İstedi işte ailemi alacağız, sokağa girelim. Tamam dedim. Sokağa girerken dedim orası çıkmaz sokak dedi, abi bir alttan gir, oraya girdim. Girer girmez sağ yanaş dedi. Dedim bu taraf mı? Evet abi dedi. Sağ yanaşır yanaşmaz işte. Sol eliyle arkamda oturuyordu zaten. Gırtlağımı tuttu. Tam çenemin altına bıçağı dayadı. Dedim ne istiyorsun? Para istiyorum. Dedim param yok. Yeni aldım arabayı. Telefonunu ver lan dedi. Gırtlağını keserim senin. O esnada kemeri çözmüştüm zaten. Baktım bıçak gevşedi. Kendimi kapıyı açıp dışarı attım. İşte gasp var diye bağırdım. Şahıs sağ arka kapıyı açıp kaçarken peşinden koştum ama o anki olayın stresiyle yakalayamadım şahsı. Birkaç arkadaşla müdahale etmeye çalıştı, olmadı. Şahıs ondan sonra arka sokaktan kaçtı. 5 dakika sonra Zello'dan arkadaşlara anons ettim. Onlar geldi, 155'i aradım. Onlar geldi 10 dakika içinde. İşte Yunuslar olsun, Asayiş Biro olsun, Gasp Biro olsun, sivil ekiplerimiz olsun, resmi ekiplerimiz olsun. 10 dakika içinde olay yerindeydi. Olay yeri inceleme geldi. Beraber kamera kayıtlarını falan aldık. Beraber takipler yaptık. Daha sonra işte 8-10 saat içinde beni aradılar. Şahsı yakaladıklarını söylediler. Ben polisimize, İl Emniyet Müdürümüze, Asayiş Büromuza, Kıraç Asayiş Büro amirlerimize, resmi ekiplerimize hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Net tam bilmiyorum yani 200-230 lira gibi param vardı. Ben elden vermedim. Ya ön taraftaydı param ya montum veya pantolon cebindeydi. O esnada nasıl oldu ne oldu tam anlamıyla bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Ama o para ya 200-230 lira gibi bir miktar para vardı yani. Kesildiğini düşündüm. Elimle tutuyordum zaten. Yani o anda da çok şükür bir şey olmamış. Ya verdiğimiz bir şey ya sevdiklerimiz. Allah bıçağın altından çekti çıkardı yani bir şekilde.